Fakir fukaranın aklı var mı? Aklı olsa zaten biz bu hallere düşmek. Bizim aklımız yok. Yarı yarıya fiyatların arttığını görüyoruz. Buna da Müslümanız diyoruz. En azından idare etmesini biliyorduk. Şimdi geldiği gün geri gidiyor. Yarım şer kilo alacağım bayram. Torunlar var bilmem ne yapar. 50 lira. 20 lira da bu, 70 lira. Bayrama sayılı günler kaldı. Artık hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Evet. Peki çarşıda, pazarda fiyatlar sizce nasıl? Yani uçuyor fiyatlar. Allah yardım eylesin insanlara yani. Allah'a çok şükür ama sağlığımız iyi. Allah'ın izniyle. İnşallah şu pandemiyi de atlatırsak hayırlısıyla. Rabbim ya rızkı verecek Rabbim sonuçta. Rabbim muhakkak insanlar yaratılmadan rızkı yaratılmıştır. Herkesin rızkı ayrı ayrı yaratılmıştır. Ben öyle inanıyorum elhamdülillah. Rabbim kimseyi darda koymaz. İnşallah ülkemiz daha da ferah günlere kavuşacaktır Allah'ın izniyle. Bayram alışverişi için hani bu bayram Kurban Bayramı olduğu için daha çok bütçemizin büyük miktarını kurbana ayırdık. İşte kalan da işte bayram şekeriydi, lokumdu falan kahvemizde inşallah misafirimiz gelirse ikram etmek için. O şekilde. Gidemiyoruz ki pazara. Pahalı. İnan ki gidemiyoruz. Pahalı. Acayip pahalı yani. Her ne el atsan yani pahalı. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Hayır. %30'unu karşılayabiliyoruz. Yarı yarıya. Fiyatlar çok pahalı. Bizim vatandaş bunu her zaman Allah yardımcılar olsun bir şey demiyorum. Çok pahalı. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Çok şükür karşılıyoruz evet. İyiyiz yani. Ama bizimle bitmiyor ki vatandaşın durum biraz mağdur olan insanlarımız da var. Ama çok şükür yardım eden vatandaşlarımız da var. Şu anda iyiyiz çok şükür. Yani. Ya yeni geldik bakıyoruz. İyi fiyatlar çok güzel. Bayramlık aldınız mı? Dağılmadık almaya gidiyoruz. Fiyatlarımız her zamanki gibi olağanüstü gayet yüksek. Yani elimizdeki paralarla çıktığımız zaman tamamen geri dönüyoruz. Yarı yarıya fiyatların arttığını görüyoruz. Buna da Müslümanız diyoruz. Yüksek vallahi. Ya bu pandemiden önce daha güzeldi fiyatlar ama pandemi çıktı. Fiyatlar 3-4 katına çıktı. Ya maaşlar yetmiyor mesela. Emekli maaşı zaten hiç yetmiyor da. Ama öncekine göre hiç yetmiyor. Yani. En azından idare etmesini biliyorduk. Şimdi geldiği gün geri gidiyor. Hep dağıtıyoruz vallahi. Hiç kalmıyor. Doğalgaz, elektrik, su, aidat onlara gidiyor. Mutfak masrafına bile yani yetmiyor. Biz iki kişi olduğumuz halde yani iki kişiyiz. Bir annem bir ben. Hani 4-5 kişi olsak o para hiç yetmez. Emekli maaşı mümkün değil. Zor yani bu hayat şartları çok zorlaştı. Fiyatlar her zaman her yerde aynı kazık. Her zaman kazık. Değil mi? Pahalı çok. Bak. Yarım şer kilo alacağım bayram. Torunlar var bilmem ne yapar. 50 lira. 20 lira da bu 70 lira. Yani hepsini karnına doldurabilirsin. Anında. Peki bayramlık aldınız mı? Bayramlık elbise mi? Yok. Bu 3 senelik tişört, pantolon 2,5 sene, ayakkabı 1 sene. Çok pahalı bak, inşaat bir ayakkabı almışım 100 lira. İnsan korkuyor ki ekmek yemeye, akşam ne yaptığımızı korkuyor ki ne acaba çocuğumuza ne yapak, ne edek. Yani ne, bir yanımız tok, bir yanımız aç. Bir şey olduysa, vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş. 10 aylık alanlar nasıl? 1000 lirayla geçinen kişiler nasıl? Hiç bunu düşünmüyorlar mı? Hep bana demesinler, hep bize fakir fukarayı görsünler, insanı görsünler. Bir battal altıya gelsinler de ne var? Bir gelsinler de ne olduğunu bilsinler. Acaba hangisinin evine bir lokma ekmek giriyor, bir şey giriyor? Nah, çocuklarımız sağda solda çalışıyor. Çocuklarımız 10 gün gidiyor, 5 gün boz inşaatta. Doğru dürüst bir inşaatı var, yok, iş yok, güç yok, sigorta yok, bir şey yok. Ama kendilere geldi miydi, ooo para çok, ye ağam ye, bitmez. Ama sana bana gelince yok bir şey. Fakir fukaraya kim bakar ya? Fakir fukara da deli oy veriyorlar.
Fakir fukaranın aklı var mı? Aklı olsa zaten biz bu hallere düşmek. Bizim aklımız yok.